basın toplantımızın bütün milletimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Bu basın toplantısına gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Ve bilhassa şu anda aziz milletimize bu basın toplantısını canlı yayın olarak nakleden TRT, HBB, TGRT ve Kanal 7'ye huzurlarınızda hasreten teşekkürlerimi sunuyorum. Çok kıymetli basın mensupları, bilindiği gibi hükümetimiz 28 Haziran tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın hükümetimizi onaylamasıyla görevine başlamıştır. Anayasa gereği takriben bir hafta içerisinde Yüce Meclis'ten güven oyu alan hükümetimiz 8 Temmuz tarihinden itibaren güven oyu almış bir hükümet olarak kollarını sıvamıştır. O günden bugüne kadar tam 73 gün geçmiştir. Bir haftanın 7 gün olduğunu dikkate alacak olursak hükümetimiz takriben 10 haftalık bir hükümettir. Bu 10 hafta içerisinde bazı gerçekler apaçık ortadadır. Bunların başında önce ülkemizin istikrara kavuşmuş olması gerçeği 65 milyonu hepimizi sevindirmektedir. Hükümetimizin adeta bir tek parti hükümeti gibi uyum içerisinde çalışmış olması aynı şekilde 65 milyon ülke evladımızı sevindirmektedir. Ve bütün milletimiz bu hükümetin uzun vadeli bir hükümet olacağını, Türkiye'nin meselelerini çözeceğini bilmektedir ve buna inanmaktadır. Geçtiğimiz hafta bazı gazetelerde yansıdı. Cumhurbaşkanı Genel Sekreterinin vefat döneminde bulunan bazı kabinedeki bakanlarla birlikte bürokrat atamaları konusunda bir pazarlık yaptığı belirtiliyor. Ve Cumhurbaşkanı şu ana kadar Refah Hükümeti'nin 3 tane kanununu veto etti. Bir tanesini de kararnameydi, Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Kasım ayında görev süresinin bittiği şeklindeki tartışmalara rastlanan Sayın Cumhurbaşkanı ile ilişkilerinizde bir soğukluk mu var? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böyle bir soru sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Çünkü basında bir takım yanlış yorumlar yapılmıştır. Bunların düzeltilmesine yarar vardır. Hükümetimiz nasıl kendi içinde uyumluysa Sayın Cumhurbaşkanımızla da tam bir uyum içinde çalışmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir atama için bir pazarlık yapmış olması söz konusu değildir. Basına yansıyan dahi Sayın Cumhurbaşkanımızın Genel Sekreterinin bu konularda bazı sözler söylediğiyle ilgili yazılar çıkmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız hükümetimize her bakımdan yardımcı olmaktadır. Gönderdiğimiz kararnameler biz bu kadar süratli çalıştığımız gibi oradan da süratle çıkmaktadır. Birkaç tane kararname hakkında bilgi istemek Sayın Cumhurbaşkanımızın en doğal hakkıdır, hatta görevidir. Her hafta Sayın Cumhurbaşkanımızla haftalık görüşmelerimizi yapıyoruz. Bugün saat 5'te tekrar görüşmemiz vardır. Bu hususta gereken açıklamalar yapıldığı zaman mesele aydınlığa kavuşuyor ve gecikmeden her şey yürümektedir. Bazı kanun tasarılarını veyahut meclisten çıkmış olan kanunları Anayasa Mahkemesi'ne götürmeleri veya meclise iade etmeleri konusu ise bizim hükümetimizle münasebetlerini ilgilendiren bir konu değildir. Çünkü benzeri durumlarda Sayın Cumhurbaşkanımız daha önceki dönemlerde de aynı davranışlar içinde olmuştur. Kendi görüşleri, inanışları vardır. O istikamette hareket etmeleri çok doğaldır. Eskiden nasıl düşünüyorlarsa bugün de öyle düşünmeleri ayrıca tabii memnuniyet verici bir olaydır. Ancak Türkiye'miz demokratik bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanımız belli bir düşüncede olabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hepimizin üstündedir. Son sözü o söyler. Böylece demin söylediğim 3 sayfayı doldurabilecek tebliğler, kararnameler, kanunlar gibi yoğun bir çalışma esnasında birkaç tane kanunun tekrar meclise gönderilmesi, Anayasa Mahkemesi'ne havale edilmiş olması ayrıca sevineceğimiz bir olaydır. Demek ki Sayın Cumhurbaşkanımız da görevini dikkatli bir şekilde yürütmektedir. Hepimiz bu olaylara sevinmeliyiz. Aslında zarar ettirmekteydi. Banka
Eti madencilik ayrıldıktan sonra da bir yandaki kendisinin plasmanları için gün geçirmeden bunun özelleştirmesi tespit edildi. Bakanlar Kurulu kararı çıktı. Şimdi Bakanlar Kurulu'nundur. Şimdi kuruluş bunların ışığı altında tamamen şeffaf bankayı çok daha mükemmel bir şekilde çalıştırın diyorsa buyurun. Efendim bir konuda bir şey tabii ilave edebilirsem. Bu faizlerin tümüyle hazinenin fiyatlarını yükselteceği konusu aslında yanlış bir beklenti. Şöyle bir yanlış beklenti. Belki başta bu ilk defa veya bir iki defa olabilir ama bunu yükseltmek için talebin dikey olması lazım. Yani talep kamu tarafından iç borçlanmaya olan talebin değişmez bir statüde olması lazım. Ve yoğun bir biçimde devam ediyor olması lazım. Oysa görüldüğü gibi bizim çıkardığımız döviz tahvilleri, köprü senetleri, gayrimenkul satışları ve yine dışarıdan bulunan bir takım imkanlar iç borçlanmadaki talebi giderek daha gevşetecek bir konuma gelir. Gelecektir de gelmektedir de. Bu açıdan o %10'un tümüyle aksettirileceği ve dolayısıyla gelirle giderin eşitleneceği doğrultusundaki beklenti kağıt üzerinde de doğru değildir. Yani sonuç üzerinde gerçekleşir gerçekleşmez o piyasa koşullarının tayin edeceği farklı şeyler olabilir ama kağıt üzerinde teorik olarak da doğru değildir. Bunu da zaman içerisinde görülecektir. Tüm basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Bilhassa sorularıyla konuların açılmasına yardımcı olan kardeşlerimize ayrıca teşekkürlerimizi arz ediyorum. Sağ olun, var olun.